Böylesi kara günlerde Fox Haber mağdur olan her kesimin yanında çiftçiydi, esnaftı, öğrenciydi ve emekliydi. Emekliler de bir şey istiyor. Biliyorsunuz ek ödeme diye bir kavram var. Aslında o vergi iadesi, onun arttırılmasını istiyorlar. İstediğimi yiyemiyorum ben. Açım ben. Bak şuraya girdiğin zaman nefis her şeyi ister. Girin bir oraya bakın neler var. Orayı gezip gezip evime gidiyorum ben. Karnabaharın dış kabukları vardır. Kalın kalın bilirsin onu. Onları atmış pazarcılar yere. Akşamüstü gidip onları topluyor. Kadına sordum, ne yapıyorsun bunu? Tavşanın mı var, civcivin mi var? Yok dedi, ben onları ince ince doğruyorum. Pirişleyip de ıspanak gibi yiyorum dedi. Bu insanlara yazık değil mi? Yakında ben de yapacağım onu. 70 yaşındaki Tülay İlerici sadece bir örnek. Onunla aynı dertleri yaşayan milyonlarca emekli var Türkiye'de. Dertlerini ortadan kaldırmaya yetmez ama Türkiye Emekliler Derneği ceplerine 50-100 lira daha fazla girmesi için harekete geçti. Vergi iadesi kalktı. Çalışanlarla emekliler arasında adaletsizlik başladı. Emekliler de ek ödeme oranlarının %5'ten 10'a çıkarılmasını istedi. Biz emekliler alışveriş yaptığımızda kimse bize sen emeklisin, sen %50 daha az vergi ve KDV ve ÖTV öde demiyor. Onun içinde %4 ve 5'lerde kalan ek ödemelerimizin... Emeklinin ek ödemesinin %5'ten 10'a çıkarılması demek, maaşlarında 50 lirayla 100 lira arasında bir artış olması anlamına geliyor. Bunun bir hak olması bir kenara, aslında aynı zamanda düşündürücü bir de sonuç veriyor. Emekliler 50 liraya 100 liraya muhtaç durumda. Herhalde muhtaç durumda. Tabii. Yetmiyor ki maaş. 350 lira doğal gaz gelmiş. 180 lira elektrik gelmiş. Pazara gidiyoruz 150-160 lira. Cebinde çay parası olmayan insanlar var. Daha neyi konuşacağız ki? Keşke bizim emeklilerimiz de daha iyi rakamlar alsa, bu 50 TL gibi rakamlara ihtiyacı olmasa. Ama var, maalesef var. Liste yapıyoruz, o liste zaten ödeyemiyoruz, listeye kalıyor. Her maaş aldığında bir ödemelerin listesine, bir de maaşına bakıyor emekli. İhtiyaçlarından kısa kısa imkansızı başarıyor. 50 lira 60 lira bir yana, tek kuruş bile önemli onlar için. Artık bizim sesimizi duysunlar. 50 lira 60 lira bir yana, tek kuruş bile önemli onlar için. Artık bizim sesimizi duysunlar. Emekliler eğer 50 liraya 100 liraya kaldıysa düşünün onların halini. Emekli adam için 10 lira bile fark eder. Niye etmesin ki güzel kız? Ama emeklinin durumu vahim yani. Gerçekten vahim. Emekliler için imzalar atılıyor. Tabii bu günlerce anlattık burada emeklilerle ilgili gelişmeleri ve promosyonlar. Evet, ilk imzayı hızlıca anlatayım. Ziraat Bankası attı biliyorsunuz. Ve %66 oranında bir artış oldu promosyonda. Yani 300, 325 ve 450 idi. 500, 625 ve 750 lira oldu. Taban fiyatlar. Tabii diğer bankalar hemen arkasından Garanti Bankası geldi ve ben hiç şartsız 1200 lira veriyorum dedi. İşte TEB yanınızda, onlar da emekli getirirsen 2500 liraya kadar çıkartıyor. Burada İNG'de yine fatura öderseniz 50 lira her fatura için verecek. Böylece Halkbank yine bu taban maaşları veriyor, taban promosyonları. İmzalar atılıyor, diğer bankalar da bunlara katılacak. Tabii bunun şu an, tarihi var mı? Şimdi bunun bir tarihi yok. Yani 2017'de ilk imzalar atılmıştı, 3 yıl doldu. Ama mesela diyelim ne zaman ki, gidersen o zaman tabii, emekli olarak. Yani, siz mesela diyelim 2018'de emekli oldunuz, sizin için tarihi 2021'dir. Evet, 2019'da emekli olan için 2022'dir vesaire. Ama şimdi yeni emekli olan gidip bunlardan faydalanacak. 2017'de imza atan da yine faydalanacak. Hep uyarıyorum, emekliler bu şartlara dikkat etsinler. Ama taban artık 500 liranın altında yok. Nasıl dikkat etsinler? Yani önlerine konulan şartları mutlaka okusunlar. Yani sana 2500 lira veriyorum diyen bankaya bir sorsun, benden ne istiyorsun diye. Yani, dolayısıyla öyle iyice öğrensin filan. Tek şart var, 3 yıl sizden maaşımı alacağım şart var. Bunun dışında onun şart yok. Dışındakiler mecburi değil. Değil, aynı. Ama tabii, yani gayri ihtiyari sanki bu sözü vermişsin gibi olabilirsin attığın imzayla. Aynen, o yüzden okumak lazım. Ama maaşa göre 500, 625, 750 liranın altında promosyon yok, onu da söylemiş olalım. Zaten bir haberiniz var galiba bununla ilgili. Var, evet. Yayınladık da hep senin sayende emeklileri bilgi sahibi yapmaya da çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum emekliler sana bu vesileyle. Emekliler çok hassas bu konularda. O yüzden de hani
her taraftan gelen o kirli bilgilere itibar etmesine. Emekli demek maaşı demek yani. Emeklinin maaşı son derece önemli. Ve 12,5 milyon hatta 13 milyona yakın emekli var. Gazetelerin ekonomi ve finans sayfalarını açalım efendim. Şimdi tabii burada hane halklarına o 2 milyon kişiye 1000 lira verilmesiyle birlikte emeklilere yapılan zam yine... ikramiyenin öne alınması da yine hane halklarının cebinde para olsun istiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilave tedbirler gerektiğinde alınacak diye sık sık söylüyor. Dün de ayrıca söyledi. Aynen. Şimdi emeklilere tabii kime ne kadar artış var hemen bakalım. Burada dul yetim maaşları da hisse oranında artacak tabii. Yani seyyanen bir zam olacak. Yani sizin maaşınız 1000 liraysa 1500 lira olacak. %100 zam olmuş olacak. Emekli maaşı 1100 liraysa 400 lira olacak. 1200 lira yani sizin maaşınızı 1500 liraya tamamlayacaklar. Bu noktada dul yetimlerin maaşlarında da benzer artışlar olacak. Onlar hisse oranında artış olacak. Dolayısıyla 1500 liranın altında bir emekli maaşı kalmayacak. Nisan'ın başında da Ramazan bayramı ikramiyesi ödenecek. Ayrıca ne kadar kişi dediniz? 2 milyon kişi mi? Yani Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı ya. Evet, yani 700 bine yakın bir emekliyi ilgilendiren. Yok, hani ekstradan para verilecek. Ha, 2 milyon kişi. Evet. 2 milyon kişiye 1000 lira verilecek. Evet. Tabii onun detayları da belli olur. Bugün tabii bu emeklilerin ne zaman alacağı bu parayı zam mı veya ikramiyenin hangi tarihte ödeneceği saat 11'de Çalışma Bakanımız tarafından açıklanacak. Artış yaşandı. %4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları 53 lirayla 215 lira arasında artış gösterecek. Peki konunun detayları neler? Onu da canlı yayın konuğumuzla konuşacağız. Yanımızda Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi ek ödemeler aslında emeklilerin çok bildiği bir konu değil. Doğru. İsterseniz onun detaylarını sizden alalım ve bu %4'lük ve %5'lik artışlar ne anlama geliyor? Şimdi emeklilerin bir maaşı var yani net maaşı var. Bir de bu maaşa ilave edilen ek ödeme dediğimiz bir ödeme var. Bu son yıllarda çıktı çünkü daha önce biliyorsunuz vergi iadesi gibi bir şey vardı. İşte fişler toplanıyordu vesaire. Ama bunu bir standarta bağladı sistem ve emeklilerimize maaşlarına göre %5 ya da %4 olarak ek ödeme ödeniyor. Bu ek ödeme ödendikten sonra net maaşla toplanıyor ve bankaya yatırılıyor maaşlar. Dolayısıyla emeklimiz bankadan çektiği maaşı ek ödemesiz maaş zannedebiliyor. Çünkü zamlar da net maaşa yapılıyor. Bunu nasıl görebilirler? E-Devlet'ten emeklilik maaş hesaplarına girdiklerinde görebilirler. E-Devlet kullanmıyorlarsa Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek bir maaş pusu. 12 milyon emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri henüz başlamadı. 1000 TL bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı'ndan en geç bir hafta önce ödenmesi bekleniyor. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesine ne zaman kavuşacak? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram öncesi verilen emekli ikramiyelerini beklemeye başladı. Bayram ikramiyeleri Kurban ve Ramazan bayramı öncesinde 1000 TL olarak emeklilere yatırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ödemeleri erkene çekilen Ramazan bayramı 1000 TL'lik ikramiye 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü ve netleştiğinde emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıklayacaklarını belirtmişti. Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020, Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Bu doğrultuda emekliler ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.